İslam ve toplum Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. şiirlerle menkıbeler. Ve hep bin vert rahmetullahi aleyh. Elimde berat yoktur. Evliyanın büyüğü olan bu mübarek zat Rabbine ibadetle geçirirdi çok saat. Allah korkusuyla ağlardı çoğu zaman günah şüphesiyle kaçardı çok mübahtan. Hanımı demiştir ki, Veheb'in her bir günü ağlamakla geçerdi, görmedik güldüğünü. Sordular ki, pek fazla ibadet yaparsınız. Buna rağmen ne için böyle çok ağlarsınız? Buyurdu ki, elbette ağlıyorum her saat.'' Zira yoktur elimde cehennemden bir berat. Ben ve siz, bütün kullar, o kıyamet gününde geliriz HESAB için başlarımız önünde. Allah'ın huzurunda hesaba çekiliriz. Bundan kurtulmadıkça nasıl gülebiliriz? Günah işlememeye ediyordu çok gayret devam üzere nefsine ederdi muhalefet. Gece herkes uyurken o ibadet ederdi. Ahiret derdiyle ağlayıp yaş dökerdi. Dediler ki, ne için rabetin yok yatmaya? Buyurdu ki, cehennem insan bekler yakmaya. Bir kul ki bu ateşten henüz emin değildir.'' o nasıl rahat yatar, nasıl uyuyabilir? Bir gecede ibadet ediyordu evinde. Ağladı uzun süre secdeye gittiğinde. Gözlerinin yaşıyla ıslandı seccadesi. Onun umumiyetle böyleydi her gecesi. Derdi ki, ne kadar çok muhtaç sen Rabbine, sen dahi o kadar çok kulluk yap sahibine. Kudreti de ne kadar çok ise seninkinden, sen dahi o kadar çok kork, titre kendisinden. Tevekkülü o kadar çok idi ki Rabbine, bakıp hayret ederdi herkes onun haline. Derdi ki, yerler kalay, bakır olsa gök dahi, kapılmam endişeye, rızık için vallahi. Zira Rabbim kefildir rızıkları vermeye, o halde ne lüzum var bunu dert edinmeye. Annesi süt getirdi, içsin diye bir bardak. İçmeden annesine sordu ki ilk olarak, bu sütü sağdığınız o koyun bu arada acep otlamış mıdır bir yabancı merada?'' annesi söyleyince otladığı yerleri içmekten vazgeçerek bardağı verdi geri. Zira öyle bir yerde otlamıştı ki koyun, o yerde hakkı vardı insanların çoğunun. Validesi dedi ki, evladım al iç şunu, affeder Hak Teala hata eden kulunu buyurdu. İşleyip de bir günahı bilerek sonra uygun olur mu affolmayı beklemek? Günah ateş gibidir diyebilen bir insan, Rabbine bile bile eder mi günah isyan? Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Berat Kandili. Berat gecesi Şaban ayının 15. gecesidir. Yani 14. günüyle 15. günü arasındaki gecedir. Allahü Teala ezelde hiçbir şey yaratmadan önce her şeyi takdir etti. Bunlardan bir yıl içinde olacak her şeyi bu gece meleklere bildirir. Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuza bu gece indi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gece çok ibadet, çok dua ederdi. Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimizin Berat gecesinde sabaha kadar ibadet ettiğini görünce sordu. Ya Resulallah, Allahü Teala'nın en sevgili kulusun. Buna rağmen niçin bu kadar kendini yoruyorsun? Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. Ey Ayşe, ben şükredici kul olmayayım mı? Ey Aişe, sen bu gecede ne olduğunu bilir misin? Aişe validemiz, bu gecenin diğer gecelerden üstünlüğü nedir ya Resulallah diye sordu. Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdiler: Bu sene içinde doğacak her çocuk bu gece deftere geçirilir. Bu sene içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazılır. Bu gece herkesin rızkı tertip edilir. Bu gece herkesin ameli ve işleri Allahü Teala'ya arz olunur. Bir kimse evinden ayrılıp yolculuğa çıkar. Halbuki onun adı yaşayanlar defterinden ölüler defterine geçirilmiştir. Gafil olmamalı. Bu geceyi mutlaka ihya etmelidir. Kaza namazı kılmalı, Kur'an-ı Kerim okumalı, dua etmeli, tövbe etmeli, sadaka vermeli, Müslümanları sevindirmelidir. Bunların sevabını ölülere de göndermelidir. Bu gecelere saygı göstermek, günah işlememekle olur. Bu gece Allahü Teala'nın ihsan ettiği bütün nimetlere şükretmeli, yapılan hatalar günahlar içinde tövbe istiğfar etmeli, cehennem ateşinden kurtulmayı istemelidir. Ya Rabbi, bize dünya ve ahiret saadeti ihsan eyle. Bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi kaydırma diye dua etmelidir. Bu geceye beraat denmesi iki sebeptendir. Bir, Şakilerin, inkar edenlerin bu hallerinden vazgeçmedikçe Allahü Teala'nın rahmetinden uzak, ayrı kalmaları onlara mühlet tanınması sebebiyle bu isim verilmiştir. 2. Müminlerin kötülüklerden, günahlardan beri olmaları, günahlarının affedilmeleri sebebiyle bu isim verilmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Şaban'ın 15. gecesinde Allahü Teala'nın kulları üzerine rahmeti zuhur edip, müminleri mağfiret eder, inkar edenlere ise mühlet verir.'' kin ve haset sahiplerini bu huyları terk edinceye kadar kendi hallerinde bırakır. Şaban ayının 15. gecesinde bir senelik işler takdir olunur, ayrılır, tayin olunur. Bir kimse evinden ayrılıp yolculuğa çıkar halbuki onun da adı yaşayanlar defterinden ölüler defterine geçmiştir. Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimize: Ya Resulallah, sizi Şaban ayında hep oruçlu görüyorum. Sebep ve hikmeti nedir diye sual edince Resulullah Efendimiz: Ey Ayşe, Şaban öyle bir aydır ki o senenin içinde ölecek kimselerin isimleri deftere yazılıp Melekül Mevte ölüm meleğine teslim edilir. Ben ancak oruçlu olduğum halde ismimin deftere geçirilmesini arzu ederim buyurmuşlardır. Resulullah Efendimiz bir gün Abdullah bin Ömer Hazretlerine hitaben: "Ey Abdullah, beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bil." İhtiyarlıktan, aciz ve kuvvetsizlikten önce gençliğin, hastalıktan önce sıhhatin, fakirlikten önce zenginliğin, meşguliyetten önce boş zamanların Ölüm gelmeden önce de hayatın kıymetini bil buyurmuşlardır. Hasan-ı Basri Hazretleri Şaban ayının 15. günü evinden dışarı çıktığı zaman yüzü mezara gömülmüş de sonradan çıkartılmış kimsenin yüzü gibi çok solgun olurdu. Kendisine bunun sebebi sorulduğu zaman Allahü Teala'ya yemin ederim ki denizde gemisi parçalanıp batan kimsenin derdi musibeti benden çok değildir buyurdu niçin böyledir diye sual edilince cevap olarak, çünkü ilmi yakinle biliyorum ki günahım vardır. Sevaplarından korkmaktayım. Sevaplarımın ve iyiliklerimin kabul edilip edilmeyeceğini ise bilmiyorum. Korkum bu sebeptendir buyurmuştur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Şaban-ı şerifin 15. gecesi olunca o geceyi ihya ediniz ve gününde oruç tutunuz.'' Muhakkak ki Allahü Teala mağfiret olunmak isteyen yok mudur? Mağfiret edeyim. Rızk isteyen yok mudur? Rızık vereyim. Kim ne isterse vereyim buyurur. Bu hal sabaha kadar devam eder. Rahmet kapıları dört gece açılır. O gecelerde yapılan dua reddolunmaz. Fıtır bayramının ve kurban bayramının birinci geceleri, Şaban'ın on beşinci berat gecesi ve Arefe gecesi. Berat gecesini ganimet fırsat biriniz. Şaban'ın 15. gecesidir. Kadir gecesi çok büyükse de hangi gece olduğu belli değildir. Berat gecesinde çok ibadet ediniz yoksa kıyamet gününde pişman olursunuz. Şaban'ın 15. gecesinde Allahü Teala'nın kulları üzerine rahmeti zuhur edip Müminleri mağfiret eder, bağışlar. Kafirlere ise mühlet verir. Kin ve haset sahibi olanları bu sıfatları terk edinceye kadar kendi hallerinde bırakır. Şaban ayının 15. gecesi rahmeti ilahi dünyayı kaplar, herkes affolur. Ancak haksız yere Müslümanlara düşmanlık besleyen ve Allahü Teala'ya ortak koşan mağfiret olunmaz. Şaban-ı Şerif benim kendime mahsus bir aydır. Hak Teala Hazretleri Arş-ı Ala'nın meleklerine azamet-i ile buyurur ki, Ey benim meleklerim, gördünüz mü benim kullarım sevgilimin ayına nasıl tazim ve hürmet ediyorlar? İzim celalim hakkı için ben de kullarımı affü mağfiretime nail eyledim.'' Her kim Şaban-ı Şerif'te üç gün oruç tutarsa Hak Teala Cenneti Ala'da ona bir yer hazırlar. Şaban ayının 15. gecesini ihya edenleri Allahü Teala affeder. Yalnız müşrikleri, sihir yapanları ve anaya babaya eziyet edenleri ve bidat ehlini ve zina edenleri ve şarap içmeye devam edenleri affetmez.'' Yani dinleyenler yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam e, malum içerisinde bulunduğumuz günle ilgili biraz bilgi verebilirseniz çok sevineceğiz. Dinleyicilerimizin özellikle bizi dinleyenlerin de Berat Kandil'ini tebrik ediyoruz. E, Berat Kandil'i bu gece, cumartesiyi pazara bağlayan gece... Ee, çok önemli olduğunu söylüyordunuz daha önce. Mesela B Berat Kandil gelmeden önce de böyle kısım kısım bilgiler vermiştiniz. Berat Kandil'in önemi nedir? Özel olarak yapılacak bir ibadet var mıdır? Böyle anlatabilirseniz seviniriz. Estağfurullah. Öncelikle bizi dinlemek olan dinleyicilerimizin ve bütün alem İslam'ın Berat Kandil mübarek olsun. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Amin. Feyzinden istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Efendim, e kandil geceleri içerisinde Berat Kandil'in diğerlerinden farklı bir özelliği var. Nedir o farklı özellik? Kitaplarda anlatırken buyuruyor ki, hadis-i şeriflerde buyuruyor çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam demişler. Bu gece yani Berat gecesi bir sene içerisinde olacak olan bütün hadiseler, inişler, çıkışlar, ölümler, doğumlar, e Devletlerin aynı şekilde kaybı, yükselişi, şirketlerin kaybı, yükselişi, e, insanların mevki, makam veyahut da aynı şekilde maddeten yükselmesi, inmesi, iflas etmesi, ölmesi, yeniden aynı şekilde doğanların olması. Yani o bir sene içerisinde olacak olanlar levhil manfuza yazılır buyuruluyor. E, hatta İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bir hanımefendisi, e, hanıme, bir e, beraat gecesinde diyor ki, bu sene hani doğacak ve ölecek olanlar levh-i mahfuza yazılırmış. Doğru mudur? Ya bir kimse kendi vefatını ölüler arasında görürse? Üç ay şey sonra da vefat ediyor. Ya yani allah Teala peygamberlere ve onların varisi olan alim ve evliyaya orayı gösteriyor. Onlar görüyor levh-i mahfuza. Ama o levh-i mahfuzda görünenler kazay mübrem mi, kazay muallak mı? allah Teala bildirmediği kimse bilemez onu değişebilir. Değişe cinsten olabilir. Ama o bir sene içerisinde olacak olanlar yani berat gecesinde levh-i mahfuza yazılır buyuruyor. Bunun için de İslam alimlerinin çoğu hani dediniz ya bu gecede ne yapılır? İmam Rabbani Hazretleri mektubatta da buyuruyor. Ondan sonra İmam Gazali Hazretleri bu Dürretül Fahire hatta kitabı onu Hüseyin Hilmi Efendi Kıyamet Ahiret diye tercüme etti. Nefs muhasebesi var orada anlatılıyor ama kaza Hazretleri. Orada bu ki saatte biri kitabında da var. Hiç olmazsa yani eğer berat gecesine ulaşmışsak önceki senedeki berat gecesine öller Lisesi'ne... girmemişsek belki bu gece girdik. Bu gece gireceğiz belki. E, girecek çünkü başka çıkış yolu yok onun. Muhakkak berat gecesinde bizim de ismimiz yazılacak oraya. İslam alimleri, ehl-i sünnet alimleri, evliya keram buyuruyor ki, hiç olmazsa böyle bir gecede insan kendini muhasebesini yapması gerekir. Ya onu soracaktım ben de. İbadet etmenin ne faydası olacak? Yani o yazılanı mı değiştirecek? Yok. Değiştirmez. Değiştirmez. Mesela diyelim ki ben efem 30 yaşındayım, 40 yaşındayım, 50 yaşındayım, 60 yaşındayım, 70 yaşındayım, 80 yaşındayım veya 90 yaşındayım. Neyse. Ne olursa olsun hayatta mı hayatta. Öyleyse bunca zamandır yaşadığı 30 senelik, 20 senelik, 50 senelik, 60 senelik. Ya benim artılarım mı çok, eksilerim mi çok? Bir gün bu berat kandilinde benim de ismim buraya yazılacak. Ben oraya ne götüreceğim? Hani ee, şeyde de vermiştik, Huzura Doğru programda da vermiştik. Orada büyüklerden bir zatın sözü var. İnsan öldüğü zaman mirasçılar ne bıraktı diye, söyler. Melekler de ahirete ne getirdi ne diye. diye, ne getirdi diye. Ne bıraktı mı ne getirdi mi? E dolayısıyla ne götürüyorsun oraya? Ne götürüyorsun oraya? Ve eksilerin mi fazla? Bu can bu bedendeyken bunları telafi etme imkanı olur. Kul hakkı varsa helallaşabilirsin. Helallaşma imkanı yoksa Kur'an-ı Kerim okursun, sadaka verirsin, hayır hasenat yaparsın ve ya Rabbi bunlardan hasıl olan sevabı üzerinde hakkı olanlara hediye ettim dersin. Yani yatırım yaparsın oraya. Mizanın başına geldiği zaman hak sahipleri gelince melekler diyecektir ki bir dakika aç bakalım sen daha defterini açıyor. Bak bunları sen yapmadın bu gönderdi. Senin bunda 10 gram alacağın var o sana 100 gram göndermiş. Hadi güle güle veriyorlar. Yani dünyada bunları hazırlama imkanın var. Efendim kazaya kalan namaz borcum var. Kazaya kalan oruç borcum var. Vermediğim zekat borçlarım var. Kurban borçlarım var. Ee, i̇şte annemin hakkını, babamın hakkını ödeyemedim. İşte darıldık, bir şey söyledik. Helallaşma hakkı var. Peki efendim vefat ettiler. Ya, e, hayır hasenat yaparsın, Kur'an-ı Kerim okursun, ruhlarına gönderirsin, iskatlarını yaparsın şartlarına uygun olarak. Bunları gönderirsin. Bu yaptıkların ona takdim edilir. Oğlun veya kızın sana gönderdikleri diye. O da orada memnun olur. Orada da vazgeçer mi? Vazgeçer buyuruluyor. Yani hakkını ödemiş olursun. Memnun kalırlar. Hatta Emel abilerden işitmiştim. Bir seferinde babasının kabrine gidiyor da babasının ruhu böyle şey yapıyor, tecessüm ediyor. diye ki oğlum ben sana hakkımı helal ettim demiş yani. De, kendi anlatırdı Emel abiler. Dolayısıyla dünyadayken bu imkanlar mevcut. Berat gecesi de bizim için böyle bir fırsattır. Efem ne okuyacağız? Ya önce bir hesabını gör. Sen borçlu musun? Yani kârda mısın, zararda mısın? İşin aslı o. Kârda mısın, zararda mısın? E zarardaysan, efendim diyor bir dua söyleyin de beni diyor aynı şekilde ben bütün günahlardan temizlenirim. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Yani Hüseyin Hilmi Efendi, Rahmetullah Hazırladığı kitapların ta kapaklarına bile yazmışlar. Bu asrın ilacı istiğfar. Hepimiz. cebimizde telefon gezdiriyoruz. Zaten. tık 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 açıp duruyorsun zaten ay. Estağfurullah min kulli ma Allah. Estağfurullah min kulli ma. Ne kadar okuyacağım ben? Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki Peygamber Efendimiz 70 defa. Bizim gibiler 700 defa. Yani Muhammed Masum Hazretleri gibi. Peki bizim gibiler en az 7000 defa, 70000 defa. Ki bu kadar çok söylersek dille kalp birleşir. indi ilahi de makbul olur buyuruyor. Bu geceler birer fırsattır. Peki efendim ben namaz da kılmak istiyorum. Ya hesabını yap. Kazaya kalan namaz borcun varsa kaza namazı kıl. Efendim ben işte oruç da tutmak istiyordum. Cumartesi gün tek olarak oruç tutmak mekruhtur. Ama cumartesi pazar tutulabilir mi? Tutulabilir. Efendim cumartesi tutamadım. Pazar gün tek tutabilir miyim? Pazar günü de tek aynı şekilde tutulabilir mi? Tutulabilir. Ee, yani onun da herhangi mahsuru söz konusu değil. Ee, pek e, namaz kılmak istiyorum. Kaza namazı kıl. Oruca kazaya niyet et. Efendim sadaka vereceğim. Ya geçmiş senelerde zekat borcun falan varsa onun altınla devrini yap. Onun bedeli olarak ver bunları. Efendim zekat borcum yoksa zaten otomatik sadakaya dönüşür o. Zaten dönüşür o. Şimdi kitaplarda anlatılırken Allah rahmet eylesin Enver abi de anlatıyordu. Belki bizi dinleyenlerin hatırına gelebilir. İyi de yani bu gece benim ismim çizildi yarın da öleceğim. Öyle çizildiyse yarın da başlar ölmeye başlar. Hmm. Ne yapabilirim? Ya hemen kazana kaza başla. Ertesi çünkü pazar, hani pazar günü de aynı şekilde kaza orucuna başla. Üç beş kuruşum vardı hemen o gece hallettim falan. işte altında devrini yaptım falan fakire gönderdin. Ve ertesi günde öldün. E, 20 senenin kaza borcu vardı. Ne bileyim ben aynı şekilde üç aylık oruç borcu vardı. Şu kadar zekat borcu vardı. Hemen haberlerde anlatırdım bunu da. Allah-u Teala meleklerine buyurmuş ki. İşte bu Osmanlı kulum beni hatırladı. Vazifesini hatırladı. Pişman oldu, tövbe etti. Kazaya kalan namaz borçlarını ödemek için hemen başladı. Kazaya kalan oruç borçlarını ödemek için başladı zekatını. Harekete geçti. Harekete geçti. Ben buna ömür verseydim bu zekat borçlarını ondan sonra e, ne bileyim oruç borçlarından zekat e, namaz borçtan da ödeyecekti. Ben bunları ödemiş gibi kabul ettim, silin ondan duruyor Ya böyle bir Rabbimiz var. Böyle bir Rabbimiz var. Efem nasıl bitiririm ben bunu? Ya sen hemen başla sen bir. Sen bir başla. Ee, şeyde e, ben küçükken babaannemler emsali. Annemler de kullanırdı onu. Başlanmış iş bitmiş demektir diye. Başlanmış iş bitmiş demektir. Hatta biz çocukken mesela giderdik. Orak pişme zamanı. Oo, tarlaya bakardım ya. Orakla biçiyorsun çünkü. Kolay kolay şey yapmıyor falan. En son bittiği yerde anneme derdim. Ya anne derdim buradan başlasaydık ya. <laughs> Kadıncağız gülerdi. <laughs> Oğlum buradan başlasan ucu bir tarafta kalacak onun. Bilmiyorsun ki orada biteceğini bunun. Orada biteceğini bilmiyorsun. Ama başlanırsa, başlanırsa yavaş 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 olur mu? Olur. Hatta sizin zamanınızda var mıydı bilmiyorum. Kaplumbağa ile tavşan aynı şekilde yarışı. Yani güzel bir hikaye. Kim seçtiyse koyduysa e, önemli olan azimdir ve gayrettir tavşan ayaklarına güveniyor. <laughs> Kaplumbağa'ya bak git diyor ya sen <laughs> ben seni geçerim. Aa sana bu eğlenceye dalıyor, uyuyor, kalıyor falan. Kaplumbağa abire devam ediyor. Yarışı kazanıyor. Yarışı kazanıyor. Bizim de İmam Hatip Okulu'ndayken e, edebiyat derslerine gelen bir yaşlı bir hocamız vardı. Adam dedi ki bizim de. dedi o kendi hocalarından bir nakil yapıyor. Sınıfta dedi çok çalışkan bir çocuk vardı. Birden de çalışmayı bıraktı dedi. Roland'da götürüyor. Öğretmenler de biliyor onun. Demişler niye bıraktın? Ee, tamam sınıfı yine geçiyor da. Hani o zaman 10 üzerinden alınıyor. Dokuz on alan Zor çocuk dört yani. beşe indirdi kendisini. Demiş ki hocam demiş on alanda geçiyor beş alanda geçiyor falan. Dedi ki o hocamız dedi bir şey söyledi dedi. Demiş evladım sen demiş hiç böyle demiş yüksek dağlar gördün mü? Ve demiş hocam işte hani tepe falan gördük falan. Yüksek dağların zirvesinde kartal da olur, yılan da. Yılan o zirveye sürünerek çıkar. Kartal da uçarak çıkar. Neyi demiş kendini yılan gibi kabul ediyorsun da sürünerek çıkmayı düşünüyorsun ki? Kartal gibi o, Kartal gibi o. Onun için de onun için de böyle geceleri fırsat bilmeli. Efem daha vaktim var da şunu yapacaktım, bunu yapacağım. Ya vaktin, vaktin falan filan düşünme. Vaktin, vaktini falan düşünme. Melekül mevt ani gelir ölüm meleği demektir melekül mevt. Hatta büyüklerden evli adam bir zata bir genç geliyor diyor ki efendim diyor. Bir kimse la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese ve o anda da ölse bu imanlı gitmiş olur mu? Elbette yavrum buyuruyor. Seviniyor genç. Diyor ki yavrum biraz sonra ölüp ölmeyeceğinde mi garantin var mı? E, yok diyor. Ölebilir misin diyor. Evet diyor. Niye yavrum şimdi Allah demiyorsun o zaman? Tamam <laughs> Niye demiyorsun da sonraya niye son bırakıyorsun? Bırak. E tabi, niye son, sonraya bırakıyorsun? Hemen başla. Dolayısıyla dolayısıyla böyle e, mübarek geceler, mübarek aylar içinde bulunduğumuz ay. Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı bunlar üç aylar diye biliniyor. Mübarek aylar. Bunun arkasına Ramazan ayı gelecek. Ramazan ayı içerisinde Kadir gecesi var. O Kadir gecesi de mutlak şu gece değil e, ilk gece de olabilir. Tek geceler de olabilir. 27'sine denk, denk gelebilir. 17'si de olabilir. Son gece de olabilir. Son gece de olabilir. Dolayısıyla dolayısıyla yani her gün eğer Kur'an-ı Kerim okumasını biliyorsan bir cüz Kur'an-ı Kerim oku her gün. Teravih namazını kıl. Tamam Akşamları. E sahura kalktığın zaman e, şey yap. E, cüz oku. E ...tesbihatta da bulun... ...böylece her geceyi teravih kılarak... ...Kuran-ı Kerim okuyarak ihya etmiş olursun... ...kadir gecesi mutlaka kılarsın... ...garanti yani o... Tamam. <laughs> Tabii, her, geceyi, her, <laughs> ihya ...her geceyi kadir bilmeli... ...e bir de Cenab-ı ...bu ümmetin ömrünü kısa yaratmış... Hı. ...öbür ümmetlere göre... ...ama böyle mübarek geceler yaratmış... ...Ramazan ayındaki bildirilen o kadir gecesi... ...bin aydan kıymetli geceler yaratmış... ...bunlar hep Allah-u Teala'nın... ...kullarına olan merhametin merhametidir... ...ihsanıdır... ...gece aynı gece ama kıymet veren Allah Teala olunca kıymetli gece oluyor. Değil mi? Kadir gecesi sıradan bir gece. Cuma gecesi diyorsun. Ya diğer gecelerden ne farkı var? Ya aynı. Eğer ay varsa var, yoksa yok. Karanlık bir gece. Ama Cenab-ı Hak kıymet verince Cuma günü kıymetli oluyor. Cuma gecesi kıymetli oluyor. Kandil geceleri kıymetli oluyor. Aylar allah Teala kıymet verince. Recep ayı, Şaban ayı, ondan sonra e, Ramazan ayı, sonra e, kurban kestiğimiz, haç ettiğimiz ay, zilhicce ayı. Ve hicri takvimin yılbaşı ayı Muharrem'in biri hicri yeni yıl, aşure günü o ayın içerisinde. Dolayısıyla efendim e, bunlar bir ömür içerisinde Allah-u Teala'nın kullarına ikramıdır, ihsanıdır. Onun için e, tövbe istiğfar etmeli ve Allah-u Teala'ya çok dua etmeli. Kendimiz için, evlatlarımız için, neslimizden gelecek olanlar için, bütün müslümanlar için, hatta bütün insanlar için. Peki onlar için? Allah-u onlara da hidayet nasip etsin diye dua ederiz. Evet. Cenab-ı Hak hakkımızda hayırlısını ihsan etsin inşallah. Teala. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız, kandiliniz mübarek olsun. İslam ve toplum